Herkese selamünaleyküm, hayırlı günler, bol kazançlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu İstanbul'da Trendyol Go Avrupa yakasında bölgelerini açtı. Kontenjanlar açıldı. Birçok arkadaşımız bu haberi sabırsızlıkla bekliyordu. Yine haberin kaynağından sizler için bir video hazırladım arkadaşlar. Trendyol Go İstanbul Avrupa yakasında hangi bölgelerini açtı? Kontenjanlar nasıl? İsterseniz hep birlikte videomuzun devamında bunlara açıklık getireyim arkadaşlar. Evet, bildiğiniz üzere İstanbul Avrupa yakasında yaklaşık 3-4 haftadır alımlar yoktu, kontenjanlar açılmamıştı. Birçok arkadaşımız bu olayı sabırsızlıkla bekliyordu. Çünkü Avrupa yakasında bekleyen birçok kurye arkadaşımız vardı. Şirketlerini açmış, motosikletlerini almış ve alımların açılmasını bekliyordu. Avrupa yakasında alımlar durmuştu. Anadolu yakasında alımlara ağırlık vermişti Trendyol Go. 2 hafta önce Anadolu yakasındaki alımlarını başlattılar. Geçtiğimiz hafta da Trendyol Go Anadolu yakasında alımlarını durdurdu. Avrupa yakasında alımlar açıldı arkadaşlar. Hiç lafı uzatmayacağım. Bekleyen arkadaşlara yine müjdemiz olsun buradan. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Alibeyköy, Bayrampaşa, Gop, Bağcılar, Esenler, Güngören, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece, Sefaköy bölgeleri açıldı arkadaşlar. Bu bölgelere alımlar açıldı. Yine kontenjanlar sınırlı. Videomu izler izlemez arkadaşlar hemen başvurularınızı yapın. İnternet üzerinden başvuru yapmanıza gerek yok. Direkt Beşiktaş'taki ofisimize giderek Nusretiye Caddesi 53 numara Beşiktaş'taki ofisimize giderek direkt oradan hemen kayıt olup hemen sisteminizi açtırabilirsiniz. Gitmeden önce de evraklarınızı zaten birçok videomda evrak listesini atmıştım. Bu videomda da açıklama kısmına evrak listesini atarım. Gitmeden önce evraklarınızı eksiksiz yapın. Şahıs şirketinizi açın. Hiç çekinmeyin arkadaşlar, alırlar mı almazlar mı diye. Bu saymış olduğum bölgelere alımlar kesinlikle yapılacak. Kontenjanlar açıldı. Ama kontenjanlar sınırlı arkadaşlar. Birçok arkadaşımız var başvuru yapıp bekleyen. O yüzden arkadaşlar videomu izler izlemez yarına falan ertelemeyin. Direkt Beşiktaş'taki ofisimize gidin. Orada Ali Bey var arkadaşlar. Anadolu yakası Trendyol Go bölge müdürümüz Ali Bey var. Ali Bey'in yanına gidersiniz. Beni de referans yazdırırsınız. Hemen işinize başlarsınız arkadaşlar. Tekrar sayıyorum. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Alibeyköy, Bayrampaşa, Gop, Bağcılar, Esenler, Güngören, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece ve Sefaköy'de oturan arkadaşlarımız direkt Beşiktaş'taki ofisimize gitsinler. Diğer ofise gitmesine gerek yok arkadaşlar. Söylediğim ofise gitsinler. Direkt Beşiktaş'taki ofisimize gitsinler. Hemen başvurularını yapsınlar. Şahıs şirketi açmakta sıkıntı çeken arkadaşlarımız varsa, muhasebecileri falan yoksa YouTube'un bu videonun yorumlar kısmının altına bana iletişim numaralarını atsınlar. Ben hemen anında dönüş yapmaya çalışacağım. Muhasebe konusunda da size yardımcı olacağım. Arkadaşlar fırsatı kaçırmayın. Yaklaşık diyorum ya 3 haftadır 4 haftadır yaklaşık 1 aydır bekleyen arkadaşlarımız var. Motosikletlerini almış, evraklarını açmış, evraklarını toparlamış, şahıs şirketini açmış, içeriye vermiş ve birçok iş başvurusunu bekleyen arkadaşlarımız var. Alımlar açıldı, kontenjanlarla sınırlı. Lütfen kaçırmayın. Bir probleminiz, bir sıkıntınız olursa YouTube'un yorumlar kısmından bana yazın. Ben hemen orada size bildirim geldiği için bana iletişime geçerim. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Beşiktaş'taki ofislere gidin. Eğitiminizi aldınız, evraklarınızı hazırladınız. Bak bunu hep tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. E-imzanızı almayı unutmayın. Evraklarınızı eksiksiz verin. E-imzanızı almayı unutmayın. E-imzanızı almazsanız ödeme alamazsınız. Ödeme ile ilgili sıkıntı yaşarsınız. En önemli noktalardan bir tanesi de bu. Birkaç arkadaşım niye abi sürekli aynı şeyi söylüyorsun diyor. Çünkü yeni başlayanlarda hala aynı şeyleri yaşıyoruz. Birçok arkadaşımız e-imzasını unutuyor. Haftaya hallederim, bir dahaki haftaya hallederim diye düşünüyor. Ama ödemesini alamadığı zaman da boş boş laflar yazıyor, boş boş yorumlar yazıyor. Ben ödememi alamadım diye. Ödemenizi almanız için e-imzanızı halletmeniz lazım. Eğitimden sonra, sisteminiz açıldıktan sonra, iş başvurunuz okeylendikten sonra, telefonunuza sisteminizi yükledikten sonra e-imzanızı alın. Bir de önemli bilgi arkadaşlar, yine bunu üstüne basa basa söylüyorum. Eğitime girdiniz. Sizlere işte camlarda barkodlar var sistemi yüklemeniz için. Barkodları yükleyin diyorlar. Barkod okuyucuyu telefonunuza yükledikten sonra o barkodları okutturduğunuz zaman başka siteleri açıyor. Neden başka siteleri açıyor? Arkada başka uygulamalar çalıştığı için başka siteleri açıyor. Birçok arkadaşımız da bununla ilgili sıkıntı yaşıyor. Barkodu okutturduktan sonra lütfen arkanızda web telefonunuzun arka planında çalışan web sitelerini kapatın. Ondan sonra yüklemenizi yapın.
Ben şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum. Alımlar sınırlı. Lütfen arkadaşlar hiç beklemeyin. Direkt motosikletinize binin. Hemen o Beşiktaş'taki ofislerimize gidin. Başvurularınızı yapın. Beni referans yazdırmayı unutmayın arkadaşlar. Yine haberin kaynağından geldi haberler. Size beklediğiniz haberler, müjdeli haberleri verdim arkadaşlar. Biraz beklediniz, yaklaşık 3-4 hafta beklediniz ama sabırsızlıkla. Ama bütün bölgelerde alımlar açıldı. Bu da güzel bir şey. Yani bazı bölgelerde sınırlı alımlar yapılıyordu. Bazı bölgelerde alımlar olmuyordu ama bütün bölgeler, saydığım bölgeler hemen hemen açıldı. Hemen başvurularınızı yapın. Tekerinize taş değmesin. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar arkadaşlar.